yüz binlerce vatan evladının birer birer toprağa düştüğü Çanakkale. Yedi düvele, Çanakkale geçirmez dedirten büyük bir destan. Bugün burada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü programı için toplanmış bulunmaktayız. Çanakkale! Çanakkale! Marş! Ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Genel Birlikleri! Fek! Omca! Selam! Dur! Fek! Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün 107 yıl önce 18 Mart 1915'te şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıl dönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. İtilaf Devletleri Donanması'nın 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmek için başlattığı taarruz, Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlar ve Türk topçusunun son derece isabetli atışlarıyla başarısız olmuş ve İtilaf Devletleri Donanması savaş gücünün üçte birini kaybetmiştir. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri Donanması Boğazı terk etmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları bu hüsranın ardından Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparak Boğazı karadan geçmeyi denemişler
Ancak Çanakkale savaşlarında askeri bir deha olarak ön plana çıkan Yarbay Mustafa Kemal'in çok isabetli ve ileri görüşlü muhakemesi neticesinde hedeflerine ulaşamamışlardır. Şanlı tarihimizde bütün ihtişamıyla yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefakar anaların ve o anaların elini öperek "Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana" sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yazdığı destandır. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7'sinden 70'ine kadın erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Hayatını bu cengaver erlere komuta ederek geçiren, dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir diyerek bu kahramanları takdir eden Büyük Önder Atatürk'le aynı duyguları paylaşan bizler, şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Asil milletimizin varoluşunun, birlik ve beraberliğimizin, ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz milli manevi değerlerimizin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür yaşayacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki, Çanakkale'ler sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Arz ederim. Albay Recep Çalışkan, 107. Topçalar Komutanı. Düşmanın gemileri yaklaşırken sahile, sanki fırtına koptu, geçilmez Çanakkale. Mehmetçik gözlerini kırpmadı bir an bile, haykırdı gür sesiyle, geçilmez Çanakkale. Akın akın gelirken düşmanların sürüsü, saplanırdı göğsüne cengaverin süngüsü. Her birinin ardında bıraktığı öyküsü, miras kaldı bizlere, geçilmez Çanakkale. Aynalı çarşısında mührü var şehitlerin.
sanki aslan yürekli hepsi 15'lilerin. Ey milletim, gurur duy. Bu kutlu zafer senin. Yüreğindeki güçle geçilmez Çanakkale. 253.000 şehit yatar bağrında. Sakın o yiğitleri unutmayın duada. Vatan namusumuzdur. Sımsıkı sarıl ona. 7 düvel gelse de geçilmez Çanakkale. Bomba sırtı conk bayır. Zığındere kanlı sırt. Toprağın her karışı yiğitlere oldu yurt. Evlatlarım diyordu mavi bakışlı bozkurt. Hep birden geldi dile geçilmez Çanakkale. Zengini, fukarası vatan deyip gelmişti. Zalimlere mertçe ve yiğitçe direnmişti. Esir yaşamaktansa şehadeti seçmişti. Gülümserken ecele geçilmez Çanakkale. Dilinde tekbir vardı, yüreklerinde iman. Meleklerle doluydu hem zemin hem asuman. Dünyada görülmedi onun gibi kahraman. Mehmet'in cümlesiyle geçilmez Çanakkale. Seyit Onbaşı nasıl yüklendiyse mermiyi, Yahya Çavuş kıyıda terk etmedi mevziyi. Gazi Mustafa Kemal emretmişti ölmeyi. Saldırdılar süngüyle geçilmez Çanakkale. Tüm dünya duysun bizi, titretiriz cihanı. Vatan bizim canımız, vermeyiz karışını. Ateş olup yağsalar, söndürürüz harını. Çarparlar sinemize, geçilmez Çanakkale. Hakkari'li, Artvinli, Adanalı, Aydınlı, Kırşehirli, Samsunlu, Antalyalı, Bartınlı, Şanlıurfalı, Vanlı, hepsi vatan evladı. Can verdiler ülkeye, geçilmez Çanakkale. Birliğimiz oldukça bölemez kimse bizi. Bu uğurda oluruz ya şehit ya da gazi. Atamızdan emanet zaferler dolu mazi. Yenilmez askeriyle geçilmez Çanakkale. Arz ederim. Baktın yok değil mi yani? Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'afu anna ya kerim, ve'afu anna ya rahim, ve'gfir lana zunubana birahmetike ya erhamen rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufven ahad. Elimizi açtık, huzuruna geldik. İlahi ya Rabbi, bu mübarek kandil gecesinde okunan ve şu an okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i başta alemlerin efendisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem âlinin ve ashabının ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle. İlahi ya Rabbi, okuduğumuz Kur'an'dan hasıl olan sevabı velilerin, salihlerin, şehitlerin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Hizmetinden korumak için şehit olmuş binlerin, on binlerin, yüz binlerin ve bütün şehitlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle, kabul eyle. Ya Rabbi, makamlarını âli eyle, bizlere şefaatçi eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.
Kandil de bugün de onun gibi olacak. Yok onlar şey kontrol. Yeni her şeyin aktarılır artık.